İhtiyar kuz kulak kesildi. Gözleri epeydir bulanık görüyordu ama kulakları keskindi. En küçük bir çıtırtı bile artık dünya işlerinin pek kurcalamadığı kafasını ölgün bir ışıkla aydınlatan zihnine ulaşmaktaydı. İşte şu ses Sitkum Toha'nın sesiydi. Köpekleri kızağa koşarken çalıp çoluğa bağırıp çağırıyordu. Sitkum Toha kızının kızıydı ama şu anda işi başından öylesine aşkındı ki karların üstünde tek başına köz köz oturmakta olan üzgün dedesiyle ilgilenecek zamanı yoktu. Kamp toparlanıyordu. Önlerinde upuzun bir yol bekliyordu onları. Kısacık gün sona ermeden yola çıkmaları gerekiyordu. Kız yaşama ayak uydurmak zorundaydı. Ölümün değil, yaşamın görevleri çağırıyordu Sitkum Tohayı. Oysa kendisi şu anda ölümün eşiğindeydi. Ölüm düşüncesi birdenbire kaygılandırdı yaşlı adamı. İnmeli sarsak ellerini uzattı. Yanı başında duran küçük çalı çırpı yığınını yokladı. Yığının gerçekten orada olduğunu anlayınca yüreğine su serpildi. Bunu anlamının verdiği rahatlıkla ellerini tüyleri yer yer dökülmüş eski kürkünün içerisine daldırdı. Yeniden kulak kabarttı ortalığa. Yarı doğmuş postların çıkardığı boğuk hışırtılara bakılırsa kabile reisinin geyik derisinden yapılma çadırı sökülmüştü. Sarıp sarmalanarak denk yapılıyordu. Reis oğluydu onun. Yiğitti. Güçlü, kuvvetliydi. Kabilenin en usta avcısıydı. Ellerini çabuk tutmuyorlar diye kamptaki öteberiyi toplayan kadınlara çıkışan sesini işitti oğlunun. İhtiyar koskok dinlemeye başladı bu sese. Bir daha işitmeyecekti çünkü. Ve işte Gehov'un çadırı da yıkıldı. Hemen ardından Tuzke'ninki de. Derken 7. 8. dokuzuncu çadır. Bir tek Şaman'ın çadırı ayakta olmalıydı. Ha işte onu da devirdiler. Oflaya puflaya çadırını kızağa yerleştiren Şaman'ın homurtularını bile işitebiliyordu yaşlı adam. Ciyak ciyak ağlayan bir çocuk sesi. Arkasından yavrusunu yatıştırmaya çalışan anasının genizden gelen yanık, Okşayıcı sesi. Bu küçük Kute de pek nanslı bir çocuk. Üstelik hiç de dayanıklı değil diye düşündüğü yaşlı adam. Akşama sabaha ölürdü belki de. O zaman buzlarla kaplı tundurada ateş yakıp bir çukur açarlar, cesedi gömerler ve kurtlardan korunmak için de üstüne taş yağarlardı. Hem ne çıkar sanki. Aç da olsalar, tok da olsalar bilemedim bir iki yıl daha dayanırlardı. Aç kurt gibi bekleyen ölüm eninde sonunda topunu da birer birer çekip almayacak mıydı? Bu da neyse. Ah öyle ya, kızakları bağlıyor, koşumları geriyorlar. Bir daha hiç ama hiç işitemeyeceği seslere uzun uzun kulak verdi. Kamçılar şaklayarak köpeklerin sırtına iniyor. Şunlara bak hele, nasıl da mızıldanıyorlar huysuz huysuz. Yola çıkmaktan, yük taşımaktan hiç mi hiç hoşlanmaz şu köpekler. İşte gidiyorlar. Kazaklar bir bir ardından yola çıkıp sarsıla sarsıla sessizliğe daldılar. Gitmişlerdi. Yaşamından çıkmışlar ve onu tek başına ölümle burun buruna o son acı saatiyle baş başa bırakmışlardı. Ama yo, geyik derisi makosenlerin altında karlar gıcırdıyor, Yanı başında bir adam duruyor ve bir el ihtiyar adamın başına usulca dokunuyor. Ne kadar da iyi yürekliydi şu oğlu. Ne ihtiyar babalar biliyordu ki kafile yola çıkarken oğulları yanlarına bile uğramamış, onları dımdızlak ortada bırakarak çekip gitmişlerdi. Oysa kendi oğlu onlar gibi yapmamıştı işte. Bir anda geçmiş günlere daldı gitti. Ta ki oğlunun sesi onu düşüncelerinden ayırıncaya dek. Oğlu soruyordu. İyisin ya. İhtiyar adam. İyiyim dedi. Oğlu devam etti. Yanında odun var bak. Ateş alev alev. Hava açıyor. Soğuk kırılacağa benziyor. Eli kulağındadır. Neredeyse kar yağar. Aa bak serpiştirmeye başladı bile. Öyle serpiştirmeye başladı bile. Bizimkiler acele ediyor. Yürekleri ağır. Üstüne üstlük açlıktan da mideleri kazanıyor. Yol desen çok uzun. Onlar da hızlı ilerliyorlar. Eh ben gideyim artık oldu mu? Oldu. Geçen yıldan kalma son yapraklar gibiyim ben dalına iğretici tutunan, düştü düşecek bir son yaprak. Sesim koca karılarınki gibi cırtlaklaştı. Gözlerim ayaklanma yol göstermez oldu. İyice düştüm elden ayaktan. Dizlerim tutmuyor. Yorgunum. İyi hadi. Karların iniltiye andıran gıcırtıları işitilmez olana dek başını öne eğip dinledi. Son bir umutla bekledi ama artık çağırsa bile işitemeyeceği kadar uzaklaşmış olduğunu biliyordu oğlunun derken titrek elini odunlara uzattı birdenbire. Başının üstünde esnemekte olan sonsuzlukla kendi arasında yalnızca bu odun yağını kalmıştı. Bu bir avuç kuru dala bağlıydı yaşamı artık. Ateşi beslemek için bunlar birer birer yanıp kül olacak ve her yanan dalla birlikte ölüm usul usul adım adım yaklaşacaktı. Son dal parçası da yanıp gidince korkunç soğuk yeniden baş gösterecekti. İşte o zaman Önce ayakları uyuşacaktı. Sonra elleri duygusuzlaşacaktı ve bu uyuşukluk vücudun en uzak uçlarından başlayıp yavaş yavaş tüm vücudunu saracaktı. Başı önüne, dizlerinin üstüne düşecek, oracıkta öylece kaskata kesilecekti. Bundan kolay ne vardı? Er ya da geç bütün insanlar nasıl olsa günün birinde ölmeyecekler miydi? Ah vah etmiyordu. Yaşam böyleydi işte haksızlık falan da yoktu bunda. Toprağın hemen üstünde doğmuş, toprakla kucak kucağa yaşamıştı. Sonunda yine toprağa dönmek yeni bir yasa sayılmazdı onun için. Etin ve kemiğin yasasıydı bu. Ve doğa, canlılara, ete, kemiğe, hoşgörüyle davranmazdı. İnsan denen yaratık birey olarak bir önem taşımazdı doğa için. Türlerle, ırklarla ilgilenirdi o. İhtiyar Koskok'un o ilkel aklıyla bulduğu ve derinlemesine kavradığı soyut düşünceler bunlar da işte. Yaşamın her alanında nice örneklerini görmüştü bu gerçeğin. Bir filiz fışkırır, soyut tomurcuğu patlar, yeşerir, sararmış yaprak yere düşer. Yalnız bu bile bütün bir yaşam öyküsünü dile getirmeye yetiyordu. Ne var ki kişiye bir görev buyurmuştu doğa. Kişi bu görevi yapsa da yapmasa da ölüm kaçınılmazdı. Doğa umursamazdı, buyruğa uyanlar çoktu. Dahası zaman zaman bu buyruğa boyun eğmeyenler bile çıkıyordu. Ama ne olursa olsun önemli olan, her zaman sürüp gidecek olan şey buyruğun yerine getirilmesiydi. Koskok'un soyu çok köklüydü. Nasıl ki kendisi çocukken nice nice yaşta insanlar gördüyse, onlar da çocukluklarında başka yaşta insanları öyle görmüşlerdi. Öyleyse soyun yaşadığı, kabilinin sürüp gittiği doğruydu. Demek ki geçmişin karanlıklarında kalmış ve bugün mezarları bile unutulmuş olan tüm soydaşları bu buyruğa uymuşlar, bu sayede de kabile yaşamış, bugüne dek süre gelmişti. Bireyler önemli değildi işte, birer olaydı onlar, gelip geçiciydiler. Tıpkı o kısacık güneşli yaz günleri gibi gelip geçerlerdi. Kendisi de onlar gibi bir olaydı ve tıpkı onlar gibi o da göçüp gidecekti. Doğanın aldırdığı bile yoktu buna yaşam için bir görev vermiş ve bir de yasa koymuştu. Yaşamın görevi soyun sürdürülmesini sağlamaktı. Yasası ise ölümdü. Dolgun memeli, boylu poslu, kıvrak yürüyüşlü, gözleri çakmak çakmak bir genç kıza bakmaya doyum olmaz. Gel gelelim, görevini yapmış değildir o henüz. Günden güne daha alev alev bakar gözleri, salına salına yürüyüp keklik gibi seker. Delikanlıların önünde bir hoş davranır, bazen atılgandır, bazen çekingen. İçindeki kor ateşle gönüller yakar. Güzelleştikçe güzelleşir, serpildikçe serpilir. Derken günlerden bir gün avcının biri çıka gelir, tutamaz kendisini. Kızı yakaladığı gibi yemeklerini pişirmesi, çocuklarına ana olması için çadırına götürür. Ve gün gelir, çoluğa çocuğa karışır kız. Güzelliği de yitip gider. Hareketleri hantallaşır. Bacaklarını sürüye sürüye yürür. Gözlerindeki alev sönmüştür artık. Bakışları ölgün ölgündür. Ocak başındaki bu kızıl derlininin pörsük yanakları yalnızca küçük çocukların hoşuna gider artık. Görevi sona ermiştir. Çok geçmeden ilk kıtlık mevsiminde ya da o uzun göç yollarına düşüldüğü bir sırada kadın bir avuç odunla birlikte karlar arasında bırakılıp gidilecektir. Tıpkı şu anda kendisine bıraktıkları gibi. İşte böyleydi yaşamın yasası. İnce bir dal parçasına dikkatle yerleştirerek ateşi besledikten sonra yeniden düşüncelere daldı. Her yerde, her şeyde böyleydi bu. Ekkarla birlikte sivrisinekler ölürdü. Sincapçıklar sürüne sürüne ölüme giderlerdi. Tavşan yaşlanmaya görsün. Bütün vücudu hantallaşır, koşması yavaşlar, düşmanından kolay kolay kaçıp kurtulamaz, daha hızlılara yem olurdu. Bir kış günü Klondike'ın yukarı konaklama yerlerinden birinde kendi babasını nasıl bırakıp gittiğini anımsadı. Misyonerin bazı kitapları ve ilaç kutusuyla birlikte geldiği kış değil de bir önceki kış olmuştu bu. O ilaç kutusu ne zaman aklına gelse Koskok'un ağzı sulanırdı. Oysa şimdi dili damağı kupkuru kesilmişti. Hele o ağrı kesicine kadar da güzeldi. Ama misyonerden yana başları dertteydi. Adam etmet getirmek şöyle dursun, oturup bir de patlayınca edek tıka basa yemek yerdi. Avcılar homurdanmaya başlamışlardı. Neyse ki sonunda mayo yakınlarında bir tepede ciğerlerini üşütmüştü de ölmüştü. Mezarının üstündeki taşları burunlarıyla iten köpekler adamın kemiklerini dalaşa hırlaşa paylaşmışlardı. Koskok ateşe bir odun daha attı ve yine geçmiş günlerin karanlıklarına daldı. Bir seferinde korkunç bir kıtlık baş göstermişti. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış yaşlılar ateşin çevresine oturup üç kış boyunca deli deli akan Yukon'un tam üç yaz nasıl kas katı kesilip buz tuttuğunu hala anlatırlardı. Koskok işte bu kıtlık sırasında yitirmişti annesini. Yaz boyunca son balığı akını beklemişlerdi boşu boşuna. Sonra kışın kuzeyden gelecek ren geyiklerine bel bağladılar. İple çektikleri kış mevsimi gelmiş ama geyik meyik gelmemişti. Kıtlığın böylesi de görülmüş, işitilmiş şey değildi. Kabilenin en ihtiyar üyeleri bile böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı o zamana dek. Yedi yıl var ki geyikler adımlarını atmaz olmuşlardı. Yetmezmiş gibi tavşanlar da tükeniyordu. Köpekler bir deri bir kemik kalmıştı. Bitmek bilmeyen karanlık geceler boyunca çocuklar çığlık çığlığa can veriyor, kadınlar, yaşlılar birbiri ardından göçüp gidiyordu. Bahar güneşini bir kez daha görmek kabilenin ancak onda birine kısmet olmuştu. Gerçekten de korkunç bir kıtlıktı bu. Ama bolluk günlerini de ellerindeki etin çürüyüp kokuştuğu, köpeklerin bol et yemekten semerip yağ bağladığı, av hayvanlarını vurmayıp salıverdikleri kadınların vırt gebek gebe kaldığı, çadırların kızlı erkekli bebelerle dolup taştığı günleri de görmüştü. İyice göbek koyveren erkekler rahatlık battığı için midir nedir, eski defterleri karıştırıp geçmişteki anlaşmazlıkları, kan davalarını yeniden canlandırmışlar, pelileri öldürmek ve tananların sönmüş ateşleri başında oturmak üzere dağları aşarak batıya gitmişlerdi. Sanki bugünmüş gibi aklındaydı. Çocukken, Yine böyle bir bolluk döneminde kurtların koca bir geyiği parçalayışlarını görmüştü. Sinkha da vardı yanında. Karların üstüne uzanıp olayı seyretmişlerdi. Sinkha büyüyünce kabilinin en usta, en becerikli avcısı olmuştu. Sonunda Yukon Irmağı'nın buz deliklerinden birine düşüp ölmüştü. Cesedini ta bir ay sonra bulmuşlardı. Yarı beline dek yukarı tırmanmayı başarmıştı ya yine de kaskatı donup kalmıştı buzlar arasında. İşte böyle. O geyik olayına gelince, o gün Zinga ile babalarına özenerek avcılık oynamaya çıkmışlardı. Dere yatağında bir geyik iziyle bir sürü kurt izine rastladılar. İzler tazeydi henüz. Zinga bir bakışta yorumlayıvermişti izleri. Yaşlı bir geyik bu. Sürüye ayak uyduramayacak kadar kocamış. Kurtlar onu ötekilerden ayırıp pençelerine düşürmüşler. Kolay kolay da peşini bırakmazlar artık. Gerçekten de öyleydi. Kurtların huyuydu bu. Kolay kolay kaçırmazlardı avlarını. Gece gündüz demez, durup dinlenmek sizin ardından koşarlardı avlarının. Hırlar, hayvanın burnuna pençe atar, ta ki işini bitirene dek inatla izlerlerdi. Bir anda bu kanlı canlı olayın çekiciliğine kapılmışlardı. Kovalamacının sonu gerçekten de seyredilmeye değerdi. Büyük bir hevesle yola koyuldular. İzler öylesine belirgindi ki iz sürmede hiç de usta ve keskin görüşlü olmayan Koskok bile rahatlıkla bulabiliyordu yolu. Hızla ilerliyor ve her adımda yeni bir belirtisiyle karşılaştıkları bu trajediyi merakla izliyorlardı. Bir süre sonra geyin direnişte bulunduğu bir çatışma alanına ulaşmışlardı. Üç adam boyu genişliğinde bir yerde karlar çiğnenmiş, havaya savrulmuştu. Ortada yayvan ayaklı avın derin ayak izleri göze çarpıyordu. Bunu hemen çepeçevre saran bölgede ise kurtların belli belirsiz silik ayak izleri vardı. Anlaşılan sürünün bir bölümü geyiği bir an önce parçalamak için uğraşıp didinirken öbür bölümü de bir kıyı uzanıp yorgunluk çıkarmıştı. Boylu boyunca yatıp dinlenirken bıraktıkları izler sanki daha demin yapılmışçasına belirgin ve tazeydi. Kurtlardan biri Geyin çılgınca bir boynuz darbesi sonunda delik deşik olup yere yıkılmış, ayak altında çiğnenerek can vermişti. Sıyrılmış bir iki kemik bu olayı kanıtlıyordu. Karlar arasında düşe kalka ilerlerken ikinci bir savaş alanı görüp durakladılar. Koca hayvan, korkunç bir ölüm kalım savaşı vermişti burada. Karlar üzerindeki belirtilere bakılırsa düşmanlarınca iki kez alaşağı edilmiş, ama ikisinde de saldırganlardan sıyrılıp ayağa kalkmaya başarmıştı. Hayvan yaşamın gerektirdiği görevi çoktan yerine getirmişti. Ama can tatlıydı ne de olsa. Zinka şaşırmıştı. Bir geyik düşmanlarınca böyle yere yıkılsın da ayağa kalkıp kurtulsun olacak şey miydi hiç? Ama olmuştu işte. Kurtulmuştu hayvan. Hani bu olayı tutup da şamana anlatsalar, adam bundan türlü türlü anlamlar çıkartır, bir takım olağanüstü belirtiler bulurdu. Yeniden iş sürmeye başladılar ve geyin yamacı tırmanıp koruluğa ulaştığı yere çıktılar. İzlerin gösterdiğine göre geyik burada gerileyip düşmanlarının üzerine atılmış ve içlerinden ikisini karların üstüne cansız sermişti. Ama geyin de sonu yaklaşmıştı. Kurtların ölen iki kardeşlerinin Cesetlerine dokunmayışlarından belliydi bu. Birbirine çok yakın iki yerde iki kıyasıya savaş daha olmuştu. Bundan sonraki izler kırmızıydı artık. İri hayvanın geniş adımları sıklaşmış, ayak izleri eski keskinliğini yitirmişti. Derken savaşın ilk gürültülerini işittiler. Av kovalamalarında gırtlaklarını parçalarcasına hep birlikte uluyan kurt sesleri değildi bunlar. Hemen azotelerinde dişlerin ete saplandığı göğüs göğüse bir savaşın geçmekte olduğunu belirten kısa homurtulardı. Zinga karların üzerine yatmış, rüzgarın estiği yöne doğru sürüne sürüne ilerliyor, yarının kabile reisi Koskok da onun ardı sıra gidiyordu. Birlikte genç bir ladin ağacının alt dallarını aralayarak baktılar. Gördükleri savaşın sonuydu. Tüm gençlik anıları gibi, bu olay da tüm ayrıntılarıyla belleğine kazınıp kalmıştı. Şimdi bile o sahne olanca canlılığıyla fersiz gözlerinin önündeydi. Koskoku hayran bırakmıştı bu olay. Aradan yıllar geçip de kabile reisi olduktan sonra parmak ısırılacak işler başarmış, adı bir ölüm haberi gibi pelilerin ağzında dolaşıp durmuştu. Meydan dövüşlerinde üstüne yoktu. Hele yabancı bir beyazla tek etek bıçak bıçağa dövüşüp de adamı bir öldürüşü vardı ki dillere destandı. Uzun süre gençlik günlerini düşündü. Ateş sönmeye yüz tutmuş, soğuk başlamıştı artık. Tutup bu kez iki odun birden attı ateşe. Sonra yanı başındaki dal yığınını yokladı. Daha ne kadar yaşayacağını kestirmeye çalıştı. Sitcom Toha dedesini unutmayıp da bir kucak odun daha toplamış olsaydı ömrü birkaç saat daha uzardı. Bunu yapmak işten bile değildi onun için. Gel gelelim, aklı bir karış havadaydı torununun. Hele Zinga'nın torunu onu gözüne kestirdi kestireli, bütün bir hoş olmuştu bu kız. Gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Anaymış, ataymış umrunda bile değildi. Ama olsun varsın, gençlikte olur böyle şeyler. Kendisi de öyle değil miydi gençken? Bir süre sessizliğe kulak kabarttı. Olur ha, oğlunun yüreği sızlardı belki. Köpeklerle geri dönüp babasını da alır, onu da kabileyle birlikte geyiklerin semiz ve bol olduğu diyarlara götürürdü. Kulakları kirişteydi. Anılardan allak bullak olmuş beyninin olanca dikkatiyle çevreyi dinliyordu. Ama ortalıkta ne bir kımıltı ne bir canlılık vardı. Çıt çıkmıyordu. Korkunç sessizliğin ortasında kendi soluğundan gayrı hiçbir ses yoktu. Bu ıssızlıkta yalnızdı, yapayalnızdı. Şşt, bu da nesi? Birdenbire tepeden tırnağa ürperdi. Sessizlik, o çok iyi tanıdığı korkunç uluyuşlarla yırtılıvermişti. Epey yakından gelmişti hem de. Kocaman, yaşlı geyik, buğulu gözlerinin önünde canlandı. Baştan aşağı kan revan içinde dövüşüyor, parçalanan böğrü, bacakları kıpkızıl, dallı budaklı boynuzlarını sallıyor, vuruyor vuruyordu. Gözlerinin önünde parlak boz renkli karaltılar oynaşıyordu şimdi. Işıl ışıl yanan gözler, dışarı sarkık diller, salyalı dişlerle sırıtan ağızlar sarmıştı çevresini. Tam ortasında oturduğu o acımasız çemberin daraldıkça daraldığını, çiğnenmiş karın beyazlığı üzerinde küçüldükçe küçülüp gitgide kara bir noktaya dönüştüğünü gördü. Yanağını ıslak, soğuk bir burnun dokunmasıyla irkildi dalıp gittiği anılardan bir anda sıyrılıverdi. Hemen ateşe uzandı, yanık bir odun parçası kaptı. Korkunun verdiği bu ani hareket canavarı ürkütmüştü. İnsanlar karşısında duyduğu içgüdüsel bir itilimle uzun uzun uludu. Kan kardeşlerine seslendi. Ötedekiler hemen uydular bu çağrıya. Ağızlarından salyalar aka aka, aç gözlerle baka baka yaşlı adamın çevresine kuşattılar çember daha da daralmıştı şimdi. İhtiyar koskok her an biraz daha daralmakta olan hırıltılı çembere sessizce bakıyordu. Elinde yanan odun parçasını hızla salladı. Kurtlar hırlamayı bırakıp ulumaya başladılar. Hiç de dağılacağı benzemiyorlardı. İçlerinden biri bir parça öne çıktı sürüne sürüne sonra ard ayakları üzerine oturdu. Onu bir ikincisi izledi. Hemen ardından da üçüncüsü. Hiçbiri çekip gitmeye niyetli değildi. Yaşama böylesine sıkı sıkıya yapışmak niyeydi sanki? Elindeki odun parçasını karlara daldırdı. Ateş cızırdayarak söndü. Çevresini saran kurtlar arasında bir kaynaşma oldu. Homur homur homurdandılar ama yerlerinden kımıldamadılar. Koskokun gözleri önünde son bir kez daha canlandı kocamış geyik. Derken başı dizlerinin üstüne bitkince düştü. Ne önemi vardı artık? Yaşamın yasası böyle değil miydi?''